Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle felsefeyi tanıma dersini işleyeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Felsefeyi tanıma dersinde neleri anlatacağız? Felsefenin anlamından bahsedeceğiz. Felsefe nedir? Filozof kimdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Felsefi düşüncenin özelliklerini anlatacağız. Ve son olarak da felsefenin insan ve toplum hayatındaki rolünden bahsedip dersi sonlandıracağız arkadaşlar. Burada bir karikatür görüyoruz. Bir çeyrek filozofumuz var. Çeyreğin neden dediğimizi sonradan açıklayacağım. Diyor ki filozofumuz, hocamız, felsefe ne demektir? Öğrencisi ise kahve sevgisi miydi? Neydi? Kahve aşkı? Olabilir mi? Gelin sizlerle birlikte çeyrek filozofumuza yardımcı olalım. Felsefe nedir sorusu içinde birçok soruyu da barındıran öncü ve temel olan bir sorudur. Belli bir sisteme sahip olsun ya da olmasın, her filozofun görüş ve anlayışında bu soru yatar. Felsefe nedir sorusu. Felsefe başından beri sorularla ilgilenir. Yani varlık nedir, eylemlerimizde özgür müyüz? Estetik yargılar nedir gibi sorularla uğraşır ve temelinde de başlangıç sorunlarıyla uğraşır. Bu sorunların hala sürdürülüyor olması felsefi sorunun tek bir kesin yanıta bağlanamayacağını gösterir, değil mi? Soruların çoklu olması, çok çeşitliliği olması tek bir kesin yanıtın da bağlanamayacağını gösteriyordu. Farklı cevaplar, hatta birbiriyle zıt cevaplar verilmesi bilgi ve düşünceyi ilerletici ve derinleştirici özelliğe sahip olmasını sağlar. Yani felsefe nedir sorusuna tek cümlede özetlemeye çalışırsak sanırım en doğru tanım şu şekilde olur. Felsefe her şeyden önce aklın sorunlara yöneldiği ve sorulara akılcı yanıtlar aradığı düşünme etkinliği diyebiliriz. Düşünme etkinliği olduğunu söyledik. O zaman düşünmenin önemi ve gerekliliğinden bahsetmemiz gerekmez mi? Gerekir. Öncelikle bunları bir kısmımız var. Düşünmenin ne olduğundan bahsederek derse başlayalım. Bakalım ne demekmiş düşünme? Düşünme zihinsel bir etkinliktir arkadaşlar. Hem duyu içeriğinin algılanması hem de kavramların anlamlandırması demektir. İçeriksiz bir düşünme mümkün değil. Ne demek istiyoruz? Düşünülen ne olursa olsun düşünmek bir şeyin düşünmesidir. Biraz kafalar karıştı galiba. Örnekle daha da netleştirelim. Şimdi burada bir insanımız var. Diyor ki keşke şu an tadı damakta kalacak bir tatlı olsa. Burada böyle bir düşünce dediğimiz zaman zihin bu sözcüklerin bellekte çağrıştırdığı imgeleri, yani duyu organlarımızın dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan görüntülerini peş peşe dizer ve bir canlandırma oluşturur. Şöyle ki, koca bir tabak tatlı düşünürken tatlının bir kasede mi servis ediliyor, külahta mı, tencere dibinde mi, bakır bir tabakta mı, plastik kaplarda mı servis edilmesi gibi imgeleri sıralar zihin. Veya tatlının ne tür bir tatlı olduğunu düşünür. İşte fazla şerbetli, şekerli mi, sütlü bir tatlı mı, yoksa soğuk bir tatlı olduğunu mu imgeler zihnimiz? Ya da daha da detay inecek olursak bu tatlı nasıl hazırlandı? Baklava gibi çok zorlu bir süreçlerden mi geçiyor, yoksa muhallebi gibi pratik bir şekilde mi hazırlanıyor gibi düşüncenin kendi deneyimlerine göre değişir. Düşünme dediğimiz kavramda ne tat, koku ya da sıcaklığa ulaşamayız. Ulaştığımız şey kişilerin belleklerindekini çağırarak akıllarında kendilerine göre oluşturdukları canlandırma ve bu canlandırmanın bütünlüğü içindeki durumu anlama çabasıdır. Bu canlandırmalar bellekte bir tabak tatlı yerine geçen sembollerin zihinsel bir dizgi haline getirmesiyle oluşturur. Semboller arası ilişkilerin doğru bir şekilde kurulmasıyla anlamlandırma yapılır ve bu anlandırma da düşünce içeriklerini bilgi haline getirir. Bilgiyi açıklamamız gerekirse bilgi en sade biçimiyle düşünme sonucunda elde edilen bir ürün olarak tanımlanır. Her bilgi aynı zamanda birer açıklamadır.
Her açıklama bir şeyin ne olduğunu söylerken aynı zamanda da ne olmadığını söylemektedir. Yani şöyle ki mesela elimde turuncu bir kalem var diyorum. Bunun aynı zamanda da mavi bir kalem olmadığını söylüyorum. Düşünmeyle meydana gelen iki önemli kavramdan da bahsetmemiz gerekiyor. Nedir bu kavramlarımız? Bilinç ve öz bilinç kavramına değinmemiz gerekiyor. Şimdi düşünme ayırt edebilme özelliği sağlar ve bu ayırt edebilme özelliğine de bilinç adını veriyoruz. Kişinin bilinci üzerine düşünmesi ve düşüncelerinde nelerin etkili olduğunu sorgulamasına ise öz bilinç diyoruz. Bunları bir örneklendirelim. Örneğin her konu bitiminde ödevlendirme verileceğinin öğrenilmesi bilincin birer görevidir, işlevidir. İnsanın nasıl öğrendiğini öğrenmesi ise öz bilince geçiştir. Yani sizler ödevlendirme yaparken önce Türkçeden başlarsınız, sonra matematikten başlarsınız ya da soruları tiklerken işte turuncu ile tiklersiniz, mavi ile tiklersiniz. Bunlar sizin öz bilincinizin oluştuğunu gösterir. Öz bilinç sorgulayıcı zihin durumuna da diyebiliriz. Bilgi edinmenin yanı sıra bilginin nasıl elde edileceğinin cevabını bulmaya ve tüm bunların eleştirisini yapmaya çalışır öz bilinç. Evet, görüldüğü gibi düşünmek insanın en temel yetilerinden biri. Belki de en önemlisi. Düşünme bir anlamda insanın kendini inşa etme süreci olarak da karşımıza çıkabilir. Devam edelim. Felsefe nedir? Felsefenin ne olduğunu bilmek önemli. Çünkü felsefeyi anlayabilmek için öncelikle onun ne anlama geldiğini pekiştirmemiz gerekiyor. Bunları bir kısmımızı açarak bakalım felsefe neymiş bir tanışalım. Felsefeyi anlayabilmek için arkadaşlar onun kelime anlamından yola çıkmamız gerekiyor. Felsefe bilgelik sevgisi anlamına gelen filosofya demektir. Filia ve sofya kelimelerinin birleşiminden meydana gelir. Peki nedir filia, nedir sofya? Filia sevmek, sevgi anlamına gelirken sofya ise bilgelik anlamına gelir. Yani filia sofya bilgelik sevgisi anlamına gelmektedir. Felsefeyle uğraşan düşünürlere filozof diyoruz ve bu ismin ilk defa görselde gördüğünüz düşünürümüz Pisagor tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bakın ilk filozof demiyorum. Felsefe terimini ilk defa kullanan ismi söylüyorum size. Kimmiş bu isim? Pisagor. Pisagor felsefenin bilgiyle olan ilişkisini açıklamaya çalışmasının yanında bilgeliğin bilgi ve kişilik yoluyla yetkinleşme olduğuna da işaret eder. Gerçekleri olduğu gibi düşünen, hükümleri ona göre onaylayan ve ahlaklı bir şekilde hareket eden insanın bilgelik yolunda olduğunu ve felsefenin buna fayda sağladığını düşünür. Yetkinliğe mutlak olarak erişildiğini ileri sürmek, tüm dünyadaki bilgiye sahip olmak gibi bir iddiada bulunmak cehalete, cahilliğe yol açacağını düşünür Pisagor. Ve felsefenin de bilgeliği seven anlamında terimleştirilmesi önemli bir felsefi anlayışa dayanmaktadır. Felsefenin birden fazla tanımı vardır. Şimdi bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefenin tek bir tanımından bahsetmemiz mümkün olabilir mi? Ya milattan önceye kadar giden bir dönemden bahsediyorsak ve hatta günümüze kadar devam eden felsefi tanımlar, düşünceler varsa tek bir tanım asla mümkün değildir. Burada sizlere 5 tane filozofumuzun felsefi tanımlarını yer verdik. Onları bir detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi bir şeyi tanımlamak demek, onu bilinir kılarak belirsizliklerden kurtarmak anlamına gelir. Fakat tanımlama her durum için kolay değildir. Felsefenin tanımı için de tabii ki bu da geçerli. Birbirinden farklı birçok felsefe tanımı olduğunu söyledik. Felsefenin bu kadar fazla tanımı neden var? Çünkü problem alanı inanılmaz geniş. Varlıktan ahlaka, siyasetten sanata bir sürü felsefi tanım mümkündür arkadaşlar. Her felsefe tanımı, tanımı yapan filozofun felsefi düşüncelerinin özeti olarak da kabul edebiliriz. Başlayalım haydi Comte'dan. Auguste Comte, araştırmaları olgulara dayandıran, yani deney ve gözleme, metafiziği reddeden, en güvenilir bilginin deneyler yoluyla elde edilebileceğini
ömrü boyunca savunan bir pozitivist düşünürdür. Ve pozitivizmin en önemli temsilcisi olarak da karşımıza çıkar Comte. Peki Comte felsefeyi nasıl tanımlamış? Demiş ki, felsefe bütün bilimleri birleştiren bir bilim olarak tanımlamış. Devam edelim Kant'a. Kant ise kesin, genel geçer, tümel, her zaman her yerde geçerli olan bilgiyi ortaya koymaya çalışan bir düşünürümüzdür. İlerleyen derslerde zaten göreceksiniz, kritisizm akımının da önemli temsilcisidir Kant. Peki Kant'ın felsefe tanımı neymiş? Bilginin nasıl oluştuğunu öğrenmektir demiş. Devam edelim. Sokrates. Sokrates adını çok duyacaksınız. Çünkü Yunan felsefesinin kurucularındandır. Ve soru sorma üstadı olarak karşımıza çıkar Sokrates. Neden? Yönteminden dolayı. İroni ve mayotik yöntemini kullanarak insanlara aslında neyi bilmediğini göstererek onları doğru bilgiye ulaştırma amacı taşır. Ve Sokrat'ın felsefi tanımı ise neleri bilmediğini bilmektir der. Gelelim Farabi'ye. Farabi İslami bir filozoftur. Eski Grek felsefesini yorumlayan ve geliştiren bir filozof olarak karşımıza çıkar. Hatta Platon ve Sokrates'in öğretici düşüncelerini tercüme ederek birçok eseri vardır. Peki Farabi'ye göre felsefi tanım nasıl yapmış? Demiş ki, var olmaları bakımından varlıkların bilinmesi olarak açıklamış. Gelelim Sokrat'ın öğrencisi Platon'a. Platon da Sokrates kadar Yunan felsefesinde önemli bir iz bırakmış düşünürümüzdür. Platon demiş ki felsefeyi tanımlarken, doğruya ulaşmak, var olanı bilmek için düşüncenin yöntemli çalışması olarak tanımlamış. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi toplamda 5 farklı düşünürün 5 farklı felsefi tanımından bahsettik. Yani tek bir tanımı mümkün değil felsefenin. Şimdi gelelim felsefenin hikmetle ilişkisi. Felsefenin hikmetle olan bağlantısı ne zaman başladı dersek, İslamiyet'in yaygınlaşmasıyla hikmet bilgisi önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Hikmet sahibi kişi, hakim olduğu şeyin nedenlerini bilen kişidir. Yani var olan bir sorun hakkındaki bütün cevaplara ulaşan kişi olarak da kabul edebiliriz. Doğruyu bilmek ve onu hayata geçirmek hikmetle alakalı bir konudur. İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak hikmet kavramı da kullanılmakta. Şimdi bu anlayışın etkisi altında olan hikmet kelimesi Türkçe'de bilgelik anlamına gelir. Bu anlamın yanı sıra felsefe anlamı da vardır. Yunanca eserler Arapçaya çevrilmesi sırasında filozof teriminin hem feylesof hem de hakim olarak kullanılması bu sebepten dolayıdır. Şimdi felsefe teriminin İslam dünyasındaki karşılığı da hikmet denmekte. Felsefe ve hikmet arasında bir anlam ilişkisi olduğu gibi farkları da vardır. Bu farklardan en önemlisi, felsefe akıl yöntemiyle konulara kaynaklık ederken, hikmet ise konulara bakış açısı daha çok inanca dayanmaktadır. Felsefe, insanın bağımsız bir varlık olarak hakikati akılla kavrayabileceğini, hikmetse aklın yanına kılavuz olarak içgörü, sezgi, ilhamı da alır. Hikmet sadece insanın kendi çabasıyla elde edilen bir sonuç değil, insanın manevi keşfinin de bir sonucudur. Ve felsefe, hikmete ulaşmak yerine onu sevme, arama ve ona yönelme gibi anlamlar taşır. Gelelim bu felsefi düşünce nasıl ortaya çıktı? Bunu 3 maddede sıralamamız mümkün. Şimdi felsefe, insanın evren, hayat ve kendi varlığı üzerine düşünmeye başlamasının bir sonucudur. Bu anlamda felsefe, sorgulayıcı düşünceden doğmuştur. Kökünde merak ve hayret duygusu yer alır. Çünkü sorgulamak dediğimiz şey, neleri sorgularsınız, merak ettiğiniz şeyleri değil mi? İlk olarak herhangi bir kültür oluşturmak, az çok yaptığını bilmeye gerektirdiğinden, kültür oluşumlarının hepsinde yeterli düzeyde bir bilinç, yani felsefenin en önemli özelliği olan üzerine düşünme örnekleri bulunmaktadır.
Bu anlamda felsefenin geniş tanımı içinde bütün kültürleri felsefenin başlangıcında etkili olduğunu söylemek mümkündür. Madde 1 ortaya çıktı. Gelelim 2'ye. Varlık, bilgi ve değerle ilgili serbest çağrışımların ötesinde daha sistemli düşünmeler felsefenin başlangıcı olarak sayılabilir. Gelelim 3. maddemize. Bu madde daha ayırıcı bir madde. Çünkü felsefe bir teoridir. Yani bu anlamda gündelik dahil her türlü deneyim, mecaz ve çağrışımlardan yararlanmakla birlikte bir problem etrafında yoğunlaşıp problemin çeşitli boyutlarını akli olarak yani rasyonel olarak kavramaya çalışır. Olan biteni evrensel olarak kavramaya da çalışır. Yani herkes tarafından kabul edilebilirliğinin olması gerekiyor. Mısır ve Sümer medeniyetlerindeki destanlar, matematik, geometri, astronomi gibi alanlardaki bilgiler felsefenin temellerinde görmek pek tabii mümkün. Ayrıca eski Çin, Hint, İran medeniyetlerindeki inanç, bilgelik, doğru yaşama yönelik öğretiler de felsefeye kaynaklık etmiştir. Tüm bunlarla birlikte felsefe doğu bilgeliği ve bilgilerin etkilerini taşımakla birlikte nerede sistematik hale gelmiş dersek antik Yunan'da sistematik hale gelmiştir. Milattan önce 6. yüzyılda antik Yunan yani bugünkü Yunanistan ve Anadolu'nun Akdeniz ve Ege kıyılarında gelişmiş ekonomileriyle şehir devletleri tarzında yaşamlarını sürdürmüşler. Diğer medeniyetlerin düşünüş, bilim, teknik ve matematik gibi alanlarındaki etkilerini kendilerinin bu alandaki ürünleriyle sentezlemişlerdir. Bu sentez o dönemin inancı olan mitolojiyle kaynaşmış ve felsefeyi ortaya çıkarmıştır. Şunu söylememizde fayda var. Mısır ve Mezopotamya'daki bilimin kuramsal nitelikteki sorunlara yönelmediği, Çin ve Hint'teki felsefenin zaman zaman mitolojik düşünce ve dini açıklamayla iç içe girmiş olduğu yerde, antik Yunan pratik kaygılardan uzak bir biçimde anlamı ve merakı gidermek için felsefeyle, bilimle uğraşmıştır. Şimdi, antik Yunan'da sistematik hale gelip felsefenin antik Yunan'da doğduğunu söyledik ama neden antik Yunan? Bunu daha detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Yunan uygarlığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarıyla Trakya, Yunanistan, İtalya gibi bölgeleri içine alan zengin ve bereketli topraklar üzerine kurulmuştu. Önemli sebeplerden birisi bu. Kurulduğu bölgenin doğal zenginlikleri, bitki örtüsü yaşamı kolaylaştıran bir yapı sunuyordu antik Yunan'a. Ve Yunan toplumunun doğayla mücadele etme gibi bir zorunluluğu yoktu. Adamlar rahatlar. Hiçbir şekilde korkuları yok. Güvendeler çünkü. Ayrıca Anadolu'nun ticaret yolları üzerinde bulunması Yunanlıların özellikle deniz yolu ile komşu ülkelerle yaptıkları ticaret ekonomik olarak zenginleşmesini sağlamıştı. Felsefenin doğuşunda ekonomik refah temel ihtiyaçların karşılanması için önemli bir faktör. Niye diyecek olursak adamların barınma gibi bir dertleri yok. Yiyecek, içecek gibi bir dertleri yok. Hepsini temin edebiliyorlar rahatlıkla. Yüksek bir refah seviyesi var ekonomik anlamda. Bu da felsefenin doğuşunda yani antik Yunan'da doğuşunda önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yunanlıların ticari etkinlikleri onların komşu ülkelerdeki düşünsel, teknik birikimlerini, beceri ve alışkanlıkları da edinmesini sağlamıştı. Kültürel birikimlerini yoğunlaştırmıştı da diyebiliyoruz buna. Bu sayede Yunanlılar matematik, geometri, tıp, astronomi gibi alanlarda önemli ilerlemeler kat etmişlerdi. Mesela kim gibi? Thales. Thales, astronomi, geometri ve matematikle ilgili bilgilerini kimden öğrendi? Mısırlılardan öğrendi. Yunanlıların bu kültürel birikimi özümseyerek kendi medeniyetlerin bir parçası haline getirdiler. Antik Yunan'daki özgür vatandaş konumundaki Yunanlılar felsefe yapmak için ihtiyaç duydukları serbest zamanla sağladılar. Böylece filozoflar boş zamanlarında nelerle uğraştılar? Bilgelik, siyaset, doğanın yapısı ve ahlak gibi birçok konu üzerinde konuşma fırsatını yakaladılar. Ve Atina gibi kentlerde demokrasi kültürü de gelişmişti.
Bu neyi sağlayacak dersek, demokrasi kültürü, insanların düşüncelerini birbirleriyle paylaşmalarını ve bunu özgürce dile getirmelerini sağlar. Bu durum antik Yunan toplumunda farklı görüş ve düşüncelere karşı açık bir toplum olduğunu gözler önüne serer. Yani rahatlıkla tartışabiliyorlar. Bu sebepten dolayı felsefe antik Yunan'da meydana gelmiştir diyoruz. Şimdi gelelim felsefi düşüncenin özelliklerine. Burada felsefi düşüncenin temel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bir, sorgulamayla başlayalım. Felsefenin amacı tamamen yabancı olduğumuz bu dünyada sahip olduğumuz doğru bilgiler yardımıyla adil, güzel, akla uygun, mantıklı, sistemli bir dünya inşasına çalışmaktır. Bunun yolu da her şeyden önce ne bildiğimizi, ne kadar bildiğimizi ve içinde yaşadığımız evren hakkında ne söyleyebileceğimizle ilgilidir. Var olan bir konuya körü körüne atlamayacaksın, değil mi? Sorgulayacaksın, araştıracaksın, bakalım sana uyuyor mu? O yüzden felsefi düşüncenin temel özelliği bir sorgulama. Devam edelim. İkinci özelliğimiz yığılımlı ilerleme. Felsefi düşünce filozofların ortak birikimiyle oluşur. Bu anlamda felsefe birikimli bir bilgidir. Örneğin ilk çağda filozofların sorguladığı bilgi nedir, sanat nedir, varlık nedir gibi sorular hala yanıtlanmaya çalışılan sorular. Böylece her filozof kendi düşünceleriyle bu sorulara açıklamalar getirerek felsefeye yeni bilgiler katmakta. Yani bilgi birikimi var. Yani bu durumda felsefenin yığılımlı bir şekilde ilerlediğini gösterir. Felsefeyi bilimden ayıran bir özellik olarak da bunu kabul edebiliriz. Çünkü bilimler ispatlanmış doğrulara bağlı ilerlerken felsefe bir konu üzerinde tutarlı bir bilgiler ortaya koymaya çalışır. Gelelim üçüncü özelliğimize, rasyonel olma. Yani akılcı davranma. Felsefe konu ve yöntem açısından akılsal bir uğraşıdır. Rasyonel olma felsefenin zihinsel bir etkinlik olmasının yanında akıl ilkeleri ve akıl yürütme kurallarına uygun olması anlamlarına da gelir. 4. Sistemli olma özelliği var felsefi düşüncenin. Şimdi sistem çeşitli konularda alt konuları birbirine bağlı olduğu bir bütünü dile getirir. Sistem tutarlı bir şekilde organize olmuş, birbiriyle bağlantılı ögeler bütünü olarak da karşımıza çıkabilir. Diğer önemli özelliğimiz ise refleksif olma. Felsefe, insanın kendi üzerine düşünmesi anlamında refleksiftir. Filozof yalnızca düşünmez. Düşündüğü konunun üzerine de düşünür. Bu eylem düşünmeyi düşünme olarak da karşımıza çıkabilir. Çok fazla düşünce dedik, değil mi? Düşüncenin kendi üzerine yönelmesi öze dönük bir eylemdir. Yani sen bugün işte A düşüncesini savunuyorsan diğer günlerde de A düşüncesine bir A düşüncesi daha eklemiş oluyorsun. Kendi düşünceni çeşitlendiriyorsun, kuvvetlendiriyorsun. Bu durumda felsefeye düşünce hakkında da düşünce denilebilir. Refleksif olma. Gelelim 6. özelliğimize, eleştirel olmaya. Şimdi bir konunun üzerinde birikimin var, sorguluyorsun, merak ediyorsun. O zaman sana sunulan bilgiyi eleştirmen gerekmez mi? Ya da senin düşünceni bir başkası eleştirip kendi düşüncesini ortaya çıkartmaz mı? Çıkartabilir. O halde felsefi düşüncenin bir diğer önemli özelliği ise durumlara eleştirel bir bakış açısının olmasıdır. Gelelim tutarlı olmaya. Nedir tutarlı olmak dersek, var olan bir konu hakkında çelişkiye düşmemen gerekiyor. Yani sen bugün çıkıyorsun diyorsun ki, kardeşim bu kalem turuncudur. Ama yarın gelip, yok ya vazgeçtim bu kalem mavidir diyebilir misin? Senin sahip olduğun bilginin çelişki barındırmaması gerekiyor. Ve felsefi düşüncenin de önemli bir özelliğidir ki tutarlı olması. Gelelim evrensel olma özelliğine. Şimdi felsefeye dedik ki, tanımını yaparken, her filozofun kendine ait bir görüşü vardır dedik. Bu da onların felsefi bakış açılarını yansıtır dedik. Evrensel olma nasıl felsefi düşüncenin özelliği olabilir peki? Evrensellik bütün herkes tarafından kabul edilen kavramlar demek değil midir? Felsefenin evrensel olma noktası konuları bakımından evrenseldir. Yani
Bir filozofun ahlak hakkında, işte siyaset hakkında, sanat hakkında ortaya attığı düşünceler başka bir filozofta zıt görüşler içerebilir. O halde felsefi düşüncenin özelliklerindeki evrensel olma özelliği sadece konusu bakımından evrenseldir diyoruz. Şimdi gelelim bu ünitenin son konu başlığı olan felsefenin insan ve toplum üzerindeki etkisine. Yaşadığımız dünyada insan ve toplum ilişkilerinden, doğadaki düzene, sosyal yapılan işleyiş biçiminden, dünya görüşlerine kadar her yerde felsefenin etkilerini görmek mümkün mü? Pek tabii mümkün. Ekonomik sistemler, siyasal kuramlar, sosyal açıklamalar felsefi bir düşüncenin yansımalarıdır. Nasıl ki kentlerin planlanması, estetik duyarlılık, çevreyle olan ilişkiler, teknolojinin doğaya ve insana etkileri, makine-insan ilişkisi gibi pek çok konu felsefeyle ilgilidir. Şimdi günümüz toplumlarına bilgi toplumu desek yanlış olur mu? Bence olmaz. Bilgi toplumları gelişime en çok da eleştirel ve özgün yaratıcı düşünceye bağlanmaktadır. Bilim ve felsefe, bilgi toplumu olabilmenin, sanayi ve icatlara uyarlanabilme ve daha ötesi yenilik ve buluşlar yapabilen ileri bilim ve sanayi toplumları arasında yer alabilmenin şartlarını oluşturmaktadır. Avrupa'da başlayan sanayi devrimini bilirsiniz değil mi? Sanayi devriminin oluşumunda filozofların görüşleri etkili olmuştur desem. 17. ve 18. yüzyıl filozofları bilimsel yöntem ve rasyonel düşünme konusunda belli başlı fikirler ortaya koymuştur. Bu düşünceler yeni buluşların ve bilimsel görüşlerin yolunu açmıştır. Böylelikle ortaya çıkan bilimsel buluşlar sanayi devriminin teknolojik gelişmelerine kaynak oluşturmuştur. Bilimlerin kullandığı yöntemlerin elde ettiği sonuçların insan, toplum ve doğaya olan etkileri göz ardı edilemez. Sanayi devrimiyle birlikte yoğun bir endüstrileşme süreci başlamıştır, değil mi? Buharlı makineler var, fabrikalar var, bir sürü fiziki etkenden söz etmek mümkün. Sanayileşme ile beraberinde neler geliyor? Kentleşme hızlı bir şekilde artıyor, değil mi? Ve sosyal sorunlar doğar mı? İşsizlik gibi. Çünkü ne oluyor? Tarımdan kent toplumuna geçiyorsun. Bu da sana yeni bir iş imkanı sunar mı? Var olan işini kaybedebilir misin? Her şey olabilir. Yani sosyal sorunlar otomatik olarak doğar mı? Doğar. Sanayileşme süreci aynı zamanda hızlı bir şekilde doğanın tahrip edilmesi sonucunu da ortaya çıkarmıştır. Bu da haliyle doğadaki dengenin bozulduğunu gözler önüne sürer mi? Kesinlikle. Çevre sorunları söz konusu olduğunda insanın doğayla ilişkisi karşımıza çıkar. Bu anlamda bazı etik kavramlar sorgulanmaya başlanıyor. Ne gibi? Saygı gibi, sorumluluk gibi kavramlar sorgulanmaya başlanıyor. Sen doğayı bu kadar çok severken aynı zamanda nasıl bu kadar çok zarar verebiliyorsun gibi. Bilgiye hükmeden ülkelerle bilgiyi ithal eden ülkeler arasında önemli farklar ortaya çıkıyor. Bunun için bilgi üretme, tasarımlama, planlama ve yenilikçilik önem kazanmaya başlıyor. Hem ekonomik olarak güçlü hem de bilinç sahibi aydınlanmış bir toplum olmada felsefenin büyük katkıları var. Çünkü felsefe neydi? Bilgiyi seviyordun, araştırıyordun, sorguluyordun, merak ettiğin şeylerin altını inceliyordun. İdeolojiler, sosyal gerçeklikler, geleneksel değerlerin sorgulanması, bilinçli bir seçmen olunması, kültürel mirasa katkı sağlanabilmesi konularda sorgulama çok önemli bir yer almakta. Bu durumda düşünsel etkinliklere daha fazla yer ve zaman ayrılmasıyla mümkün olabiliyor. Yani neyle? Felsefeyle. Felsefe insanı ve toplumu sabit fikirlerden koruyarak eleştirel bir söylem, düşünceye ulaşmanı sağlıyor. Bireye kendi farkındalığını sağlayarak insanı ezberlerden, belirlenmiş sınırlardan koruyor. Yani seni özgünlüğe davet ediyor aslında. Böylece birey kendi varoluşunun derinliğini daha geniş bir çerçevede kavrayabiliyor. Baktığınız zaman aslında gerçekten önemli bir yere sahip değil mi felsefe? Peki,
Felsefenin insan ve toplum üzerindeki etkisini hem birey için hem de toplum için farklı farklı inceleyecek olursak. Bakalım bireye nasıl katkıları var felsefenin? Şimdi bir, ne dedik? Kendini tanıyabilme özelliği sunuyor sana. Farklı fikirlere açık hale geliyorsun. Ön yargılardan uzaklaşıyorsun. Yeni fikirler oluşturabiliyorsun. Çünkü kendini tanıyıp başka fikirlere açıksan kendi fikirlerini de oluşturabiliyorsun. Özgür bir biçimde düşünebiliyorsun. Çok yönlü bir bakış açısı kazanıyorsun. At gözlüklerini kenara itiyorsun. Bilinçli bir insan haline geliyorsun. İnsanların kendi hayatlarına yön verebilmesini sağlıyorsun. Olgu ve olayları akıl yoluyla çözümleyebilme yetisi sağlıyorsun. Sana çok güzel katkıları var. Peki toplum için nasıl faydası var? Şimdi bir, ortak bir kültür oluşturuyorsun. Dedik ya, konu başlıklarımız var işte, değer, siyaset vesaire gibi. Ortak bir çatı altında buluşabiliyorsun. Seninle aynı görüşte olan insanlarla. Farklı toplulukların bir arada yaşamasını sağlar felsefe. Toplumsal grupların birbiri hakkındaki ön yargıları gideriyor. Bilgi toplumu oluşturuyor. İnsanların kendini özgürce ifade edebileceği bir toplum oluşturabiliyor. Bilimlerin gelişmesine katkı sağlıyor. Ve toplumların gelecek planlaması yapmasında önemli bir etkisi var. Öngörüye sahip oluyorsun. Akla ve iradeye değer veren bir toplum haline geliyorsun. Bu da seni bilinçli bir insan, bilinçli bir vatandaş haline getiriyor. Evet, konumuzu bitirirken neler öğrendik bu dersimizde? Felsefe nedir dedik? Felsefi düşünce nereden doğmuştur dedik, antik Yunan'dan bahsettik, diğer medeniyetlerden bahsettik. Neden antik Yunan olduğunu, neden orada sistematikleştiğini söyledik. Felsefenin özelliklerinden bahsettik ve son olarak da felsefenin birey ve toplum üzerindeki rolünü aşama aşama anlattık arkadaşlar. Konumuzu anlattık, bitirdik. Ödüllü sorumuzla sizleri baş başa bırakıyorum. Cevabına yorumları yazabilirsiniz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.